bir kitap ve bir film. Evet. Tuğçe Arslan Üçer'le beraber devam ediyor bu podcast. Ediyor. Nereden evet. dinliyoruz bu podcast'ı? Bütün podcast platformlarında var. Spotify, Apple, Google vesaire gibi. O aslında bir pandemide bir YouTube projesi olarak başlamıştı. Biz bir kitabı ve bir filmi alıp eşleştirip üzerine konuşuyorduk. Ama şöyle söyleyeyim yani kitabın filmin birbirinin uyarlaması olması gerekmiyor. Böyle birbirini yakalayan temaları olan ortak bir yerden konuşabileceğimiz şeyler üzerine konuşuyorduk. Mesela Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak kitabı ve işe yarar bir şey filmini eşleştirip ilk böyle başlamıştık. İlk bölüm buydu. Aslında konuları itibariyle benzemiyorlar ama benzer bir izlekleri olduğunu düşündüğümüz iki eserdi. Öyle başladık. Sonra o bir uzun süre YouTube'da devam ettikten sonra başka bir formatta podcast'a döndü. Biraz daha ne izledik ne okuduk gibi daha kolay tüketilebilir. İnsanlar kolay tüketmek istiyorlar. Kolay tüketilebilir bir formata geçtik diyebilirim. Peki. Ay, bu çok eğlenceli tabii. Bir yandan da çok derin, çok güzel. Teşekkür yani şu nedenle de şimdi depremde bir ara verdiniz ama evet. 14 Mart'ta yeni bir bölüm eklediniz ve edebiyat ve sinemanın böyle bir felaketten sonra ne yapabileceği konusunda konuştunuz. Evet, şöyle konuştuk. Aslında biraz şöyle bir şey oldu. Yani biz aslında belirli bir çerçevede konuşuyoruz ama o bölüm benim için çok önemli. Şunu konuştuk. Bir mesele oldu ya şimdi bir yayının ismini vermeyeyim ama işte bir takım depremle ilgili fotoğraflara bir takım ödüllü yazarlar metinler yazdılar ve ortalık birbirine girdi falan ya yani bunun zamanım diye 4 gün sonrasıydı çünkü depremin ve biz oradan biraz şeyi konuşmaya çalıştık sanatçının psikolojisi böyle bir durumda yani sanat burada ne yapabilir ne işe yarayabilir ya da bir işe yaramamayı sanatçı egosu kabul edemez mi gibi bir şey. Yani şöyle benim o zamanki duygum ben de çok çaresiz hissettim. Hepimiz bu çok ikinci madde çok güzel, güzel aslında kesinlikle. Konuşulması. Yani bir işe yaramamayı sanatçı evet, egosu. Ama orada ego onu kabul edemiyor sanırım. Yani şu çok ağır bir şeydi bence hepimiz için. Eğer ki vinç kullanamıyorsan, hilti kullanamıyorsan hiçbir işe yaramıyorsun. Ve bu çok korkunçtu. Gerçekten çok ağır. Ya ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir tarafından tutamıyorum. Ama biz bu işte çağımızın şeyi öyle bir dert ki iyi hissetmeye programlanmış durumdayız. Sürekli daha iyi hissedeyim, daha iyi hissedeyim pardon alanınıza giriyorum ama yani kendi doğru. kişisel şeyimi paylaşıyorum ve kötü hissetmeye tahammülümüz yok ve hepimiz böyle nasıl daha iyi hissedeyim efendim? Yok yani daha iyi hissetmeyeceksin, kötü hissedeceksin. Bu büyük bir toplumsal yas. Ya yas böyle bir şey zaten yani kötü hissedeceğiz ve kötü hissetmenin içinde kalacaksın yani. Bunu yapamadık. Ve birileri mesela o yazarlardan bir tanesi sonradan özür diledi ve geri aldı şeyini ama ya herkes bildiği şeyi yapsın ben de en iyi yazmayı biliyorum. Ben de yazının acıyı daha görünür hale getireceğine inandığım için yazdım dedi. Şimdi ben bunu mesela çok problemli buluyorum. Onun vakti gelir, kurgu bunun üstüne kurgu da bina edilir. Edebiyat zaten hayatın kendisinden beslenen bir şey. Ama zamanı değil. Yani sıranı ve yerini beklemek gerekiyor. Ama orada nasıl yani ben bir söz söylemeyecek miyim? Hiçbir işe yaramıyor muyum? Ben etkisiz eleman mıyım? Şu an tır şoförü benden daha mı makbul gibi bir... Evet, evet. Evet, öyle. Evet, öyle. Ama yani benim sözüm takıntısında çok zavallı bir durum buluyorum ben yani işte. İlla ben de fikrimi söylüyorum. Söyleme abi bana ne senin fikrin? Ayrıca benim düşündüğümden sana ne? Hani hepimizin sözünü iletmek için çok işte bir tweet atıyoruz. Birdenbire binlerce insan okuyor mesela. Ay kaza biri retweetliyor falan. Dolayısıyla hepimizde böyle bir sözümüzün çok şey olduğu hali var yani önemsiyoruz bir söz söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Biz o son bölümde bunları konuştuk biraz yani işe yaramama duygusunun içinde durmak ve sanatçının aslında biraz hiyerarşik bir yere de koyuyor kendini orada. Yani ben toplumun aydın kesmiyim ve nasıl yani şu an ben önemsiz ve sıradan mıyım gibi bir şey devreye giriyor. Yani öylesin. Hepimiz öyleydik. Yani ben de haftalarca şey yaptım. Sonra mesela bir web sitesi yaptım. Hani o tarafımın işe yarar oldu. Çok iyi hissettim. Evet bir işe yarıyorum. İşte oradaki lokal üreticileri listeleyen, insanların girip alışveriş yapmasını sağlayacak bir dayanışma projesi yaptık. İnternet sitesi. Evet bana çok iyi geldi. Ama onu yapamıyor olsam o çaresizliğin içinde oturmaya devam etmek zorundaydım. İmza atmak zorunda değildim bence gibi. O son bölümde bunları konuşmuştuk. Arada böyle şeylerde konuşuyoruz. Yani sanat, sinema, edebiyat,
bunlar hayatın neresi? Yani oradaki sorunun şu olduğunu düşünüyorum da ben. Yani kurgu gerçek, yani gerçekliğin ne olduğunu biz daha anlamamışken üzerine kurgu yazmak çok problemli bir şey. Önce doğru. Bir gerçekliği hazmedelim, kesinlikle sonra doğru. Kurgunun sırası gelecek. Tabii kesinlikle ki gelecek doğru. Ve bizi sağaltacak ama şimdi değil.